we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Bugün öğlen açıyoruz videomuzu. Tabii ki yine Devran kızıyla birlikte açıyoruz. Değil mi aşkısı? Esmerleşin. Şahane aptası olmuş zaten. Devran'a şöyle, şu çantayı çok seviyorum. İlk böyle bir yaşına kadar bu çanta gerçekten çok kullanışlı oluyor. Merak edenler Teach My Baby diye Google'dan bakabilirler. Bunların farklı farklı dosyaları var. Bu ilk etap, yani ilk stage bebekler için. Hediye gelmişti Devran'dayken, şeylerindeyken. Tabii bütün 3 çocuk da kullanıyor. Bu şekilde farklı farklı hisler var. Genelde böyle ahşap tahtalı oyuncaklar. Çocuk kendini bilene kadar bu şekilde de kullanabiliyor. Sadece ağzına böyle koyup hisse duyabiliyor. Şu şekilde bunu da ayrı almıştım. Burada da farklı farklı dokunmak için hisler var. Tactile. Yani dokunmak için çıkartsam. Ondan sonra parçalarını falan buluyor. İkişer tane var hepsinden. Şöyle indireceğim Devran'a. Hem Devran böyle yanımda oynayacak. Bu koltuk artık şimdi 6 aylık olduğu için, sırtını da tam dik tutabildiği için çok kullanışlı oluyor. Bir videoda bir kere oturtmuştum. Daha sağlam değildi. Ondan sonra da zaten hiçbir daha oturtulmadım. Ama şimdi tam kendi de durabiliyor. Sağlıklı bir şekilde. O yüzden böyle hem burada duracak, hem biraz muhabbet edeceğiz kuşumla birlikte, hem de ben de yemeye başlayacağım. Bugün kendimi çekmeyeceğim arkadaşlar. Size sadece etrafı çekeceğim. Saat 3 oldu. Hatta 3.30. Ben taze fasulye yapacağım. Dünkü kalan yemeklerim de var. Çocuklar biraz önce çorbalarını içtiler. Ben de şey yapacağım. Taze fasulye yapacağım. Bir de dediğim gibi dünkü yemek de var ama ben sadece salata yiyeceğim. Bunları annemlere falan yapacağım. Onlar gelip dükkana götürüp yiyecekler. Öyle o şekilde biraz bulaşığım var falan filan. Bugün mutfaktayız ilk başta, değil mi? Kendimi çekmeyeceğim deyip sonra hemen kendimi çekmeme ne diyorsunuz? Çekmeyecektim ama biraz önce yorumlara bakıyordum. Biraz önce, yani 2 saat falan oluyor, videoyu paylaştım. Baby led weaning hakkında tabii ki ikiye ayrılan anneler oluyor. Bu çok normal çünkü daha önce hiç bu yöntemle karşılaşmamış olan anneler var. Ve bazılarına çok ters gelen bir yöntem de olabilir. Bu çok normal. Bazı arkadaşlar, ben cevap da verdim. Bazılarınız cevabımı tepki olarak anlıyor. Halbuki tepki vermiyorum. Sadece siz nasıl ki istediğinizi söyleyebiliyorsanız, ben de kendi hissettiklerimi söyleyince birden tepki gibi oluyor. Ama burada cevap verdiğim arkadaşlar varsa lütfen kusura bakmayın. Ben tepki olarak yazmıyorum. Gerçekten de hissettiğim gibi yazıyorum. Bazen Türkçe telaffuzumda veya yazılma cümlemde ters geliyor olabilirsiniz. O yüzden böyle sözel olarak da söyleyeyim dedim.
Dediğim gibi Baby Ledwin herkese göre bir olay değil. Çünkü bazıları çok panik anneler oluyor. İşte bazıları kendi beslemeden rahat etmeyen anneler var. Mesela kendi annemden biliyorum. Kendi böyle doyurmayınca o çocuğu sanki çocuk aç. Yani Derin'i sürekli hala biliyorsunuz besliyor yani 4 yaşında Derin. O yüzden kendi annemden de biliyorum ama bu yöntem benim için çok iyi oluyor. Ben Arya'da da aynı şekilde yaptım. Mesela bir tane anne diyorum. Bir tane izleyici şey yazmış. İki çocuktan sonra bu yöntemi uygulaman bir tuhaf mı falan öyle bir cümle yazmış. Ben Arya'da da bu yöntemi uyguladım. Hatta videoda söylüyorum aslında ama kaçırmıştır büyük bir ihtimalle. Arya'da da bu yöntemi uyguladım. O kadar çok rahattım ki hatta Arya 7-8 aylıkta böyle havuç falan yerken bazı anneler şey yazıyordu. Nasıl ek gıdaya başladın? Hani çok merak ediyorlardı bu sefer. Ben direkt biz ne yiyorsak onu verdiğim için çocuğa. Çocuk da öyle alışıp yiyordu artık sert şeyleri bir süreden sonra. O yüzden bu yöntem bizim için çok uygun arkadaşlar. Tabii Devran mesela dün ilkti. Bugün pancake yedi. Aa, bu ne? Bu nasıl bir şey? O nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Tabii yavaş yavaş yapıyoruz bunu. Bakacağım, gözlemleyeceğim Devran'ı. Çünkü Devran belki bu yönteme uygun olmayan bir çocuk olabilir. Çocuktan çocuğa da fark ediyor. Eğer Devran bu yöntemi sevmezse püre yöntemine dönebilirim. Beslemek çünkü en kolay şey aslında. Yani veriyorsun bitiyor. Aslında en kolay o. Ama gözlemleyeceğim dediğim gibi. Eğer Devran hoşuna gitmezse birkaç hafta sonra baktım olmuyor. Kendim artık yemekleri püre haline getirebilirim ama şu an çok erken diye düşünüyorum. Biraz geçsin. Şu an günde bir defa besliyorum. Dün akşam yemeğini verdim. Bugün sabah verdim. Yarın da bir de öğlen deneyeceğim. Öğlen de meyve vermeyi düşünüyorum. Bakalım öyle öyle geçeceğiz. Şimdi oynasın. Ben de yemeye başlıyorum. Taze fasulyem kaynıyor. Zeytinyağım kalmamıştı. O yüzden biraz tereyağı biraz da sıvı yağ kullandım. İlk defa zeytinyağsız yaptım ama biraz su koyacağım. Çünkü annem normalde bunu yaptığında hep bol zeytinyağlı su koymadan yapıyordu. Ve ben de hep o şekilde öğrendim. Ama biraz su koyacağım içine dibine tutmasın diye. Soğanları da kalın kalın kestim böyle güzel görünsün diye. 3 tane de patates içine kesip koyacağım. Çünkü biraz kalabalığız. O yüzden herkese yetsin istedim. Fazla da taze fasulyem yoktu. Ama sanırım yeter böyle bu şekilde. Güzel olacak gibi görünüyor. Bakalım. Bu benim aşıdan paşama bakar mısınız ya? Bu benim kuzuya. Yoruldu oyunlardan. Biraz böyle eğdim. Bu böyle eğiliyor. Ondan sonra rahatlasın istedim. Biraz belki uyur bilmiyorum. Yes Derin. Ne oldu Arya? Bak senin yüzünden bana kızıyorlar. Arya neden orayı kilitlemiyorsun? Neden kilit takmıyorsun diyorlar. Şimdi ne yaptın çok merak ediyorum. Arkası boş değil mi? Bir şey yapamadım buraya şimdi. Ha ha bomboş. Ne yaptın? Sabunu aldın değil mi? Yerde görüyorum sabunu. İstediğin kadar savunmayabilirsin elini. Ona serbest. Hatta buna çık. Bu şekilde savunma elini. Okay? İstemiyor musun öyle? Ama gel elini yıka. Arya gel elini yıka. Arya mı çok sabunlu? Hadi gel. 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 Annem. Hadi gel. Elini sabunla. Senin tipini yerim. Tamam tipini yerim. Allah'ım şu güzel bir. Buyurun aşkım. Sabahta şey vardı. Bulaşık şeyini almış, süngerini almış, şu dolapları siliyordu, böyle temizliyordu. Nereden aldı, nasıl aldı biliyorsunuz hiç insan fark etmiyor bile. Çocuklar ne yapıyor insan bilmiyor. Öyle ne güzel. Tamam bu pişiyorken ben de buraları bir düzenleyeyim. Ben de alıştım her günlük video çekmeye. Bugün çekmeyecektim ama dedim hadi çekeyim kız ne olacak ki sanki. Değil mi sanki ne? Şöyle bir yorumlarınıza bir göz atayım. Arada böyle boş zamanım şu şekilde olduğunda bakıyorum hemen. Bazen kalp atıyorum sadece. Bazen işte zamanım daha fazla olduğunda yorum yazabiliyorum geri. Böyle bir göz atıyorum.
Bahattin Acar, benim kızım da yaptığı kitaplarımı yırtmaya kalktı. 3 yaşa kadar çocuklar anneyi inceler. Neye kızar, neye kızmaz öğrenir. 3 yaşta bunu uygular. Yapma desen de yapar çünkü kızmayacağını bilir. Bayağı uzunmuş bende. Daha yeni yazmışım. Bayağı uzunmuş ama sanırım biraz bir şeyler anlatıyor. Ben bunu kendi zamanımda okuyacağım. Abla bu Arya kuzu kime benziyor ya? Hiç kimseye benzetemiyorum. Halasına tıp yani fizik görünüş olarak halaya benziyor ama karakter olarak kime benziyor ben de çözemedim. Ezerek vermen daha doğru, hemen çiğneyemez. Allah korusun. Evet, bu tarz yorumlar çok alıyorum. Bu ne işkence, bebeğe yedirin. Annelerimiz, nenelerimiz kendi yesin diye mi bekliyordu? Ama ne varsa hakikaten eskilerde var. Puf. Evet, böyle yorum çok var. Eski abla banyon kapısına kilitlesen ya, ay giremez. Bu kadar. Bak 3 tane okudu. Ha. Al. Suyu kapatalım. Okay. Ben işlere devam. Yemeğim oldu. Altını şimdi kapattım. Mutfağımı da toparladım. Devran kuzu da uyuyor. Ben de birazcık oturayım artık. Bazen şunu merak ediyorum. Hani yaklaşık 2 aydır Devran 4 aylık oldu olalı. Hani olduğundan itibaren İşte ek gıdaya başladın mı? Ne yapmaya başladın? Ne veriyorsun? Falan diye çok soru geldi bana. Ah, çok soru. Çok soru geldi bana. Ondan sonra yaptım. Ondan sonra tabii ki herkesin düşüncesine gerçekten saygı duyuyorum öncelikle ama şu aklıma geliyor yani. Eğer normal püre, yani eski çağ, ne diyeyim? Bilindik yöntemle ek gıdaya geçseydim zaten bildiğimiz püre veriyoruz. Yani bunun neyini çok merak ediliyor onu da anlamış değilim. Hani tam Baby Led Winnie'nin ben merak ederim mesela. Kim ne veriyor, başta nasıl veriyor, işte o çocuğun tepkisi falan, bunları çok merak ederim ama bilindik yöntem püre, bildiğim patatesi haşla, ez, püre yap, ver, mikserden geçir, ver, elmayı, armutu mikserden geçir, ver. Bilmiyorum, bazı şeyler bana çok şey geliyor, hani soru soruluyor ama sonra da hani o videoyu yaptığında beni destekleyenler nerede, onu merak ediyorum yani. Hani bunu biz sorduk Ezgi'ye, evet merak ediyorum, ben de BLV yapıyorum, işte Baby Led Winnie yapıyorum falan filan, nerede onlar gidiyor işte, onlar nerede, onlar hiç yok. O yüzden bir yoruma çok güldüm ama biri şey yazmış. Soyadı Özdemir. Annemin kızlık soy ismi olduğu için biliyorum. Ezgi ne yaparsa Ezgi ne yapacağını bilir yazmış. Ben de kalp attım. Herkes kendi çocuğu için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ha, bazı tıkandığımız yerlerde tabii ki soruyoruz falan filan ama en son karar yine ailenin oluyor. Neyse, uzatmayalım. Günaydın Devran Kuş. Günaydın Devran Kuş. Şimdi Deri'nin arabasını şey yapıyoruz, tamir yapıyoruz değil mi Deri? Aha. Hey. Hello. So I got a wrench. Ver mami, güzel. Kaldır onu. Kuş geliyor. Kuş gelmiyor aşkım. Kuş geliyor. Hadi gel sen de bunu al. Gel bunu al bebe. Onu da Arya'ya ver. Ama Devran nasıl yapacak? He's gonna tap it like that. I think this car is fixes. Yes, fixes. Yes, fixes. Tamam. Wait. Hadi git getir arabayı. Şimdi sıra sende. Hadi arabayı getir. Hadi o arabayı getir. Sıra sende hadi. Senin gıdığını yerim ben, bu zamana kadar neredeydi ki bu? Yoksa tatlı patatesden ne oldu, oldu bu gıdı? He broke his tires, look! He can only go this side and not this side. He can only go this side, you fix it! Hadi bakalım. So we need this. Anyone?
Hadi sen de iki tarafa getir hadi. Şaşkın ördek. Şaşkın ördek. Tombalak. Yine dağıttık. Tombalak tombalak. Ellerim tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller serilmez. Güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister. Hele dişler, hele dişler. Kirlenince tırnaklar. Ne kadar bak şimdi kim bilir beyninde neler geçiriyor. Aa, o kızın da getirmiş. Hadi otur bakalım. Ama Arya da tahmin edecek onu. I wanna... I just got lost my card and... Mom, you're in the lava! And so you are! Sohbet ettik. Saatler, saatler, saatler geçti kızlar. Size bir şey göstereceğim. Serhat bunlardan bayağı bir sipariş vermiş. Hand sanitizer, jel yani. Şey, el sabunu. El sabunu değil. El temizleme jeli. Evet. %70 alkol içeriyor. Ve hatta bayağı bir güçlü. Ondan sonra 99.99 bakteri ve germs öldürüyormuş. O yüzden hem de uygun bir fiyat almış. Ben bunun linkini buraya koyacağım arkadaşlar. Almak isteyenler oradan bakabilirler. Bayağı almış hem de iyi oldu. Böyle koca koca kullanırız. Ondan sonra size bir şey, tırnağımı dedim yapacağız. Bu sabah dedim ama saat o kadar geç oldu ki anlatamam size. Saat 11.41. O yüzden ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Yarın tırnağımı yapacağım ve de derinin, Devran'ın kilosunu tartacağım. Çünkü 6 aylık dedim, tartmam gerekiyordu bugün. Yine unuttum. Akılda insanı gerçekten bir şey kalmıyor. Ama şimdilik iyi geceler. Yarın görüşürüz.